Ya ulan Spiderman En başında bu kararı verseydin, hani madem en sonunda kararını varabiliyordun, hı hı. hani buna en başında keşke cesaret gösterseydin de bu kadar sıkıntı yaşanmasaydı. Ama işte 16 yaşında bir çocuk ya bu. 16 yaşında bir çocuksun. Çok enteresan güçlerim var ve bunlar gerçekten aşırı güç. Bir okul hayatım var, yaşamak istediğim bir hayat var, aşık olduğum bir kız var, samimi olduğum ve çok iyi anlaştığım bir arkadaşım varken inanılmaz bir stres altına giriyorsun. Çünkü Spider-Man filmlerinin mottosu ne? Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Hani hmm. Spider-Man zaten bu yüzden çok sevilen bir karakter. Çok kolay empati kurabildiğim bir karakter. Ee, yaşadığı normal bir hayat varken ona bahşedilmiş bir güç sayesinde yani kimine göre ceza, kimine göre bir ödül bu güç. O yaşta bir çocuğun kaldıramayacağı bir yükün altına giriyor. O yükün altına sen de girsen, ben de girsem Belki onun yaşadığı sıkıntıların kat be kat daha ağırını yaşayıp onun verdiği kararlardan kat be kat kötü kararlar verebilirsin yani anladın mı? <laughs> Çünkü şimdi MJ onun Spider-Man olduğunu öğrense ayrı bir problem, öğrenmese ayrı bir problem. Halası aynı şekilde öğrense ayrı bir problem, öğrenmese ayrı bir problem. Çünkü öğrenirlerse müdahale etme ihtimalleri var. Ve onun Spider-Man olduğunu bildikleri için başlarına kötü bir şey gelme ihtimali var. Öğrenmezlerse e bu 16 yaşında bir çocuğun omzunda büyük... Halasından ve sevdiği kadından olduğu kişiyi saklıyor. Doktor Strange de diyor ya mesela ha, iki, iki, iki farklı ayrı hayat yaşıyorsun diyor yani. Bu senin için büyük bir hata. Yani. Aynen öyle. Sevgili YouTube selam. Bugün enteresan bir şey deniyorum. Deniyorumdan ziyade içimde tutamadığım bir takım şeyler var onları dışa vurmam lazım. Spider-Man e, No Way Home filmini izledik ve filmle alakalı spoilerlı bir muhabbet videosu çekmek istedik. Çünkü izlediğim şeyin gerçekten içinden çıkamıyorum. Bu arada az önce küçük bir video çektik ama bu e, teknoloji harikası bilgisayarımın e, küçük bir aksaklığından dolayı video silindi. As. Şu anda baştan çekiyoruz. E, çok da konuşmamıştık zaten birkaç dakikalık bir videoydu gerçi. Ne konuşuruz? <laughs> ya ben etkisinden çıkamıyorum filmin. İçinden çıkamıyorum yani. Şurada da fragman dönüyor bu arada. Gerçekten güzel. İçinden çıkamıyorum. Video spoilerlı bir video olacak. Sözünü böldüğüm gibi oldu. Pardon. Bir de şuradan da bir şey var. İçimizi dökmek için şu anda buradayız. Çok aşırı muhteşemdi ya. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Ee, yani şöyle. Öncelikle mesela şimdi yorum yapmadan önce ben şeyi söylemek isterim. Açıkçası ben böyle e, senin gibi bir geek değilim bu konuda. Ee, yani Marvel karakterleri falan filan olsun. İşte Fatih ile birlikte aslında izlemeye falan filan başladım. Tanımaya başladım. Ben böyle ara ara işte üçüncüsü, dördüncüsü falan böyle hiç sırayla falan izlememiştim. Ya anlayamıyordum açıkçası senin böyle mesela izlerken falan yükselişini işte hani o duygu durumunu falan. Çok anlamlandıramıyordum. Böyle hani yüzeysel, yapay geliyordu bana her şey. Ama biraz daha işte hem sırayla izleyerek diyeyim. Daha anlamaya başladım filmi. İşin seni. içine dahil oldukça. Evet galiba hani o biraz... Yani bunların sadece çocuklara yapılmadığını, buradaki <laughs> karakterlerin de bir takım derinlikleri olduğunu. Evet. Tabii ki bazı filmleri gerçekten kötü yaptılar. Gerçekten az önce söylediğin gibi yüzeysel yaptılar ama bazı iyi filmlerden dolayı hem de oradaki karakterlerin için ben sana şeyleri de anlatıyorum ya bazen. Hani o filmde izlediğin gibi değil bu karakter. Bu karakterin daha büyük derinlikleri var falan Aynen. diye anlatıyorum ya bazen. Ya anlamıyordum mesela ne ne alaka falan. Hani anlattığın şeyleri anlayamıyordum. Kısaca bu video e, spoilerlı bir video olacak. No Way Home e, hakkında atıp tuttuğumuz, sohbet ettiğimiz bir video olacak. Filmi izlemeyen varsa lütfen bu videoyu izlemesin. Önce izlesin, filmi izlesin. Yani video izlesin de filmi izledikten sonra izlesin. Çünkü dediğim gibi şimdi şey de düşünüyorum hani Dune izlediğim Matrix'in özellikle birinci filmi diğer iki ve üçü saymıyorum Matrix'in birinci filmi e, Yüzüklerin Efendisi üçlemesi hı hı. Şimdi bunlar kafamda dönüyor çünkü içimden bir ses diyor ki bu film Fatih bu film senin hayatında izlediğin en iyi şey hı hı. diyor hı hı. ama bunun sebebi bir yandan şey yani şu an aşırı duygusalım bu konuyla alakalı çünkü spoiler arkadaşlar çünkü Tobey Maguire Spider-Man olsun, Andrew Garfield Spider-Man olsun. Evet ben Andrew Garfield Spider-Man'i çok sevmiyordum. Kendimi küçük çaplı bir geek olarak tanımlayacağım. Ee, bir geek gözüyle gidip izlemiştim The Amazing Spider-Man'i. Ama e, aradığım ve sevdiğim Spider-Man o değildi. E, Tobey Maguire'in Spider-Man'i de çocukken izlediğim için beni aşırı etkilemişti. Çünkü bir çizgi film değil. Karşımda gerçekten ellerinden ağ atan, duvara yapışan ve Spider-Man'in baş kötüleriyle savaşan bir Spider-Man vardı. Ve açıkçası onu izlediğim zaman da e, şey diye değerlendirmiyordum. Aa, çizgi romanlarda Spider-Man böyle değil falan diye değerlendirmiyordum. Çünkü çizgi roman falan okumuyordum. Küçük çocuktum yani. Hı -hı. O yüzden o Tobey Maguire'in yeri bende ayrı. Başka bir yeri var yani. Tom Holland gerçekten Spider-Man olan ilk Spider-Man. Sinematik Üniversite. Çok güzeldi ya. Şu an bir de şey durumu var. İzledikten sonra fragmanı izliyoruz ya. Hı -hı. <laughs> ben böyle Aa! falan oluyorum içten içe. Her izlediğim sahnede onların böyle devamını falan izlediğimiz için daha da yeni filmden çıktık. Hı -hı. Ya bir de şunu söyleyebilirim mesela. Çok pardon böylebilir miyim? Şey diyeceğim çünkü. Bu arada inanılmaz yorgunuz arkadaşlar. Bugün cuma e, filmin gösterime girdiği ilk gün İkimiz de işten çıktıktan sonra mesaimiz bittikten sonra kalkıp ilk işimiz Kalktık, AVM'ye gittik, yemeğimizi yedik ve filme girdik. Şu anda da gece saat 1. Gece saat 1'de çekiyorum bu videoyu. O yüzden aşırı yorgunuz. Filmle alakalı sizden başka acaba sizin gibi düşünen insanlar var mı diye izliyorsanız bu videoyu tamamen doğru yerdesiniz yani. <laughs> ee, bir şey diyordum, böldüm. Laps diye girdim ara yapardım. İnşallah unutmamışsındır. Unutmadım. Ee, şunu diyecektim. Hani işte ben çok böyle fan olmadığım, fan değildim ya. Yani normalde ben mesela böyle hani Marvel'ı falan hani Marvel karakterlerinin filmlerini açayım da izleyeyim boş vaktinde falan gibi olan birisi değilken şu anda bu filmleri izlemek istiyorum. ya yani o kadar etkilendim açıkçası. Bu arada bak en az birkaç kere daha gideceğiz bunu izlemeye. Ya arkadaşlar bu sinemalardaki perde problemleri ne olacak Allah aşkına artık yırtacağım üstüm başımı ya. Perdenin köşesi buruşuk, ışık inatla kısık. Yani 3D olmayanını o kadar çok aradım ki gideyim de hani en azından karanlık sahnelerdeki aksiyonu görebileyim diye. Yok abi. Akşam saati 2D versiyonu yok. Mecbur 3D'ye gittik. Mecbur e, kısık ışıkta izledik. Gerçekten bu sinema şirketlerinin artık böyle ya bir de 35 lira alıyorsun abi bilet fiyatı ya. Az bir para da değil yani. Evet. E, TL'nin. Bu arada bu film bak TL dedim de. Bu tarz filmleri sevmemin en çok sebeplerinden yani en büyük sebeplerinden bir tanesi. Beni o kadar çok içine çekiyor ki film. Gerçekten bulunduğum yerden çıkıyorum ve filmin içine o evrenin içine giriyorum. Gündelik sıkıntılarımdan kurtuluyorum. Sen şey oldu yani. ya zaten filmden çıkınca rüya gibi. Hala şu an hani burada mıyım ya falan evet. hani kendini böyle gerçekten e, bayağı böyle bir uzaklaştırabildim. Ya Endgame, Infinity War bilmem ne falan al çöpe at diyeceğim yani. Çünkü <laughs> bak şurası çok iyi. O şey <laughs> Aa, spoiler verebiliyoruz mi bu arada? <laughs> Şu sahnedeki dur bir saniye geri alacağım. <laughs> ya bu çok iyiydi ya. Şu sahnede <laughs> ya örümcek hislerinin en iyi işlenmiş olduğu sahne ya. Öksüreceğim bir saniye. Mikrofonu niye kapatıyorsam yayından alışkanlık. Yani Spider Sense'in e, bilinçle alakalı olmadığını Spider-Man bilinçsizken de örümcek hislerinin devrede olduğunu gösteren, göstermiş olan en iyi sahneydi. Hı hı. <laughs> ya şeyi anlatmak istiyorum. Hani gerçekten kaç kere e, sinemada alkış kıyamet koptu bilmiyorum. Gerçekten defalarca ağla, ağlattı yani film. Valla arkadaşlar ben böyle şeyleri itiraf etmekte zorlanan bir insanım normalde. İki kere ağladım filmde. İki Ve... Sen sürekli ağlıyordun ya. <laughs> Solda sürekli böyle gözleşini siliyor. Böyle gözlüğü çıkartıp çıkartıp. Ama hüzünlü sahnelerin haricinde şeyden dolayı da öyle oldum. Tobey Maguire'i tekrardan Spider-Man olarak görmek beni inanılmaz etkiledi ya. Evet evet çok güzeldi gerçekten. O kadar geriye gittim ki sana anlatamam. Bir yani, de sana şeyi soracağım. Şimdi insanı böyle alıp 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 götürüp götürüp getiriyor. Götürüp getiriyor. Duygudan götürüp, duyguya sokuyor gerçekten. Duygudan duyguya sokuyor ve şeyler çok iyiydi. Sahneler arası geçişler, karakter her karaktere Of, göndermeleri çok iyiydi her karaktere ayrı ayrı vakit ayırması inanılmaz iyiydi e, film içerisindeki o karakterlerin karakter gelişimlerini izlemek inanılmaz keyifliydi mizahı da güzeldi ya şimdi bir tarafta Mayhal'ı ölüyor Mayhal'ı öldükten sonraki sahnede Andrew Garfield geliyor o duygudan o duyguya seni o kadar çabuk adapte ediyor ki ne hissedeceğini bir yandan şaşırıyorsun bu iyi bir şey iyi da söylüyorum bunu çok güzeldi ya Gerçekten büyük bir başarıydı yani. Bir de şeyi soruyordum sana işte. Şimdi bu filmden önce çoğu filmi yine sırasına göre izlemedin. Bazı izlemediğim filmler var, bazı izlediğim filmler var. Bazı filmlere ben dedim ki bu kötü bunu izleme, bazıları bu iyi bunu tekrardan izleyelim beraber falan dedim. Bu evren içerisinde şu anda Spider-Man olduğunu biliyorum en sevdiğin karakterin de. Bundan önce en sevdiğin karakter kimdi? Iron Man'de. Peki Iron Man'in yerini alacak karakter bu mudur sence? Kesinlikle bu budur. Yani Iron Man'in seçimi <gülüyor> <gülüyor> yani yine Iron Man <gülüyor> <gülüyor> doğru bir seçim yapmış ve sp artık Spider-Man'ciyim. Best karakterim Spider-Man. Bundan önce de Iron Man'di. Tabii ki Iron Man hala e, benim için ayrı bir best ama Spider-Man da onun böyle yanında yerini aldı şu anda. Benim için bu filmden sonra. Bir de senin zaten bu evrene dahil oluş filmin Spider-Man'in şey, Iron Man'in birinci filmi. Hı. 2008 Iron Man. Hı -hı. Ee, neden Iron Man'i bu kadar seviyorsun? Sebebi ne? Hani karakterini seviyordum. Mesela nasıl diyeyim? O böyle çok stres anında bile böyle bir laf atıyordu falan o esnada. Hani böyle hani böyle <laughs> diye güldürür ya insanı. Öyle bir e, şeyi vardı. Tavrı vardı genel olarak. Öyle lafları falan olurdu. O, o tavrını seviyordum. Zeki oluşu güzel bir şeydi. Mesela Iron Man tamam. Kendi zekasını kullanarak işte bir şeyler geliştiriyor ve hani bu şekilde bir e, güç kazanıyor. Ama Örümcek Adam mesela tamamen e, hani normal hayatını yaşarken bir örümcek ısırılması sonrasında böyle özel güçlere sahip oluyor. Yani normalde beni bir örümcek ısırsa böyle özel gü güçlere sahip olsam açıkçası bir tarafım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da şey işte Ama... yani yetiştirilme tarzıyla alakalı bir şey. <laughs> Gerçekten yok yok. Yani şey e, bu filmde de görüyoruz hani May <laughs> ne olursa olsun May halası <laughs> ne olursa olsun Spider-Man'e ödün vermemesi <laughs> için öğütte bulunuyor ya. Hı hı. Bir de bir şeyi düzeltmek istiyorum. Şimdi her karakterin bir şey noktası vardır. Bir trik, bir böyle dönüm noktası. Başına bir şey gelir ve ondan sonra hı hı. bu olur. Hı hı. Iron Man içinde bu şey oluyor işte. Teröristlerin elinde kendi kendi ürettiği silahların olduğunu görüyor. Hı hı. Ve ondan sonra değişiyor ya. Hı hı. Hani bu Spider-Man içinde bir örümceğin ısırması. Hı hı. Örümcek ısırıyor ve amca öldükten sonra... E mahallemizin dost canlısı Örümcek Adam'a dönüşüyor. Iron hı hı. Man'in çünkü süper gücü çok zeki olması. Hı hı. Vicdanlılar genel olarak yani vicdanlı karakterlere sahipler ve o yüzden hep iyi olmak için, iyi olmak adına bir şey yapıyorlar. Yani güçlerini hiçbir zaman tamamen kendileri için kullanmıyorlar. O güzel bir şey. Yani kendinden daha çok hep 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 insanları falan düşünüyor yani. E burada karar verirken bile öyle bir karar veriyor ki büm büyük bir risk alıyor. Ve... Ben olsaydım öyle yapardın diyeceğin şeyler yapıyor gerçekten. Evet evet. Bir yandan da işte hani şey gerçekten cesaretli insanlar olması. Şimdi Spider-Man'e geri dönelim. Film başladı. Peter Parker'ın Peter Parker olduğu dünyacı öğrenildi. Hı hı. Ve çevresindeki insanlar da bu sebepten dolayı baskı altına girdiler. Senle beraber Dirty Devil'ı izlemiş miydik biz? Matt Murdock'a. Ay bilmiyorum ki. Bilmiyorsan izlememişizdir. Netflix'teki en iyi... Film mola verebilir miyiz bir saniye? Ne için? Şimdi yapacağım. Bitti mi ihtiyaç mola? Nerede kalmıştık? Ee, şeyi izlememiştin sen. Dirty Devil'ı dizisini. Hı evet. Netflix'teki. O da arkadaşlar aranızda izlemeyen varsa Disney Plus'ın çıkarttığı dizilerden önce çıkmış olan en iyi süper kahraman dizisi bence. Anlat ya biraz filmle alakalı sen ne düşünüyorsun? Kısaca. Çünkü çok da uzun tutmayalım videoyu. Şimdi ben bunu kurgulayacağım bir de bir saat yorgunum, geberiyorum. Gidip yatmak istiyorum bir an önce. Açıkçası ne düşünüyorum? Bizi duygudan duyguya aldı. İnanılmaz iyi gelen bir İnanılmaz film. İnanılmaz örümcek adam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen inanılmazsın. İnanılmazsın. Söyle söyle inanılmazsın söyle. Bir sahne şey sahnesi var ya, Tobi... E, Toby Andrew kardeşimize <laughs> The Amazing Spider-Man. Söyle söyle sen inanılmazsın söyle. <laughs> Çok güzel ya. Portal falan açtı böyle arkadaşı. Ha evet. Yani böyle inanılmaz e, arkadaşı falan hani mesela şey durumu vardı ya diğer örümcek adamda arkadaşını soruyor en yakın arkadaşına ne oldu diye hmm. buradaki işte şey Parker'ın ee, o da diyor ki kollarım da öldü falan diyor bana ihanet ettiği için falan. Çocuk zaten böyle çok şapşık bir şey. O yüzden işte böyle etkileniyor falan. Sonra bir iki dakika sonra işte e, tekrar böyle bir e, organize oluyorlar ve gidiyor arada işte diyor ki hani söz veriyorum ben sana ihanet etmeyeceğim falan yapıyor ya böyle. Hani öyle güzel bir anda. Sonrasında şeyden işte etkilendiğim e, aklımda kalanları söylüyorum. İşte e, kendi kız arkadaşını kurtaramayıp hmm, işte Ben e, Ya ve buradaki e, Parker'ın kız arkadaşını işte o yetişemeyip hani tam böyle yetişecekken ah gitti falan derken onun son anda yetişip kurtarıyor ve orada o ağladı biz ağladık gibi bir durum oldu yani. O çok etkileyiciydi. Orada çok inanılmaz etkilendim. Bir de şey komik yanları da vardı işte. Hani yani Örümcek Adam'ın hem böyle aşırı masum olup hem çok güçlü olması ondan sonra hem çok böyle iyi, iyi düşünen bir yanının olması bir o kadar da işte arkadaşlarını falan hiçbir zaman unutmayan sevdiklerini hiçbir zaman unutmayan her şeyin önüne işte kendinden ziyade böyle sevdiklerini koyan birisi olması aşırı iyiydi. Iron Man'in onu neden seçtiğini gösteriyor gerçekten. Bomba bir spider bir araya geliyor. Orada öyle bir Aşırı bir aksiyon en sonunda böyle alkış kıyamet zaten yani orada ayrı bir şeydi ondan sonra en sonunda böyle süper, süper kahraman, kahraman duruşu için. yapıyorlar ya falan oralar falan çok iyiydi öyle yani genel olarak çok güzeldi ya Doktor Strange'i falan yendi yendi derken orada kendisini bir şekilde kurtardı yani. Tabii Doctor Strange neticede savaşmıyordu Spider-Man'le Savaş. ama yine yani. de büyücülerin başı bu adam e, şey fragmanıyla alakalı ne düşünüyorsun? Doktor Strange fragmanıyla alakalı. Tekrardan Wanda'yı gördük. Wanda'yla değil mi? Valla çok iyi bir şey geliyor galiba orada da. Aşırı yine duygulandıran bir şey olacak diye de düşünüyorum bir yandan. Bilmiyorum. Ben o kadar iyi öngöremiyorum zaten de. Ama yine de güvenim sonrasında. Wanda Vision'ı da çok seviyordum çünkü. Sevgili vatandaşlar, Filmle alakalı çok fazla bir görüş belirtmediğimizin farkındayım. Ee, birazcık yorgunluğumuza verin. Birazcık da gerçekten artık evrenin içinden çıkamıyorum. Filmle alakalı o kadar çok şey var ki kafamın içinde muhteşemdi ya. Yani bu evrene birazcık bile ilgisi olan herkesin gidip kesinlikle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Tobey Maguire zamanındaki kötüleri tekrardan görmek ayrı bir zevk, ayrı bir mutluluk. Andrew Garfield'ı görmek, Andrew Garfield'ın kötülerini görmek ayrı bir zevk, ayrı bir mutluluk. Doktor Octavius ayrı etkiliyor. Green Goblin'in ne kadar puşt olduğunu tekrardan görmek insanı ayrı etkiliyor. Tobey Maguire şey Tobey Maguire diyorum. Tom Holland için kurulmuş olan bu Spider-Man evreninin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha görmek insanı çok mutlu ediyor ve e, Tom Holland'ın çizgi romanlardaki Spider-Man'e nasıl dönüştüğünü görmek insanı ayrı mutlu ediyor. Filmin son sahnesinde e, Tom Holland'ın yalnız kalması, o kendine tuttuğu küçük ve sevimsiz dairesi dikiş makinasında kendisine diktiği kostümü ve dünyada kimsenin onun Peter Parker olduğunu bilmemesi muhteşemdi. İzleyen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Görüşürüz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Görüşürüz.